Merhaba sevgili Bahçıvan'ın Elinden program izleyicileri. Bahçıvan'ın Elinden programına hoş geldiniz. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kış mevsimindeki balkon, teras ve de bahçemizdeki bitki, çiçek türleri biraz kısıtlı. Sardunyalarımız var. Ya toprak üstü büyüyen sardunyalarımız, bir de sarkan saksılardan aşağı doğru sarkan sardunyalarımız var. Onlara da biz sakız sardunya diyoruz. Burada neyimiz vardı? Sardunyamız var. Üstten yaşlı dallarını kesiyoruz. Bu biraz daha gelişmemiş. Burada hangi dallarını alıyoruz? Örneğin şurada ana dal var. Onu çıkaracağız. Şunu çıkarıyoruz. Şunu da alalım. Evet. Bu şekilde. Bunun da bir kök temizliği yapıyoruz güzelce. Sardunyamızı da bu şekilde yapmış olduk. Sakız sardunyamız var. Bu da bildiğiniz gibi toprak üstü büyümeyip sarkan, yani saksılardan aşağı doğru sarkan türleri. Bunların da çok güzel görüntüsü oluyor. Kışı içeride geçirebilmesi için almamız gerekiyor. Bunları diktikten sonra illaki can suyunu da vereceğiz. Can suyu derken tamamıyla bitkinin köklerine su temas edecek şekilde vermemiz gerekiyor. Evet. Şimdi saksımızın içinin toprağını havalandırmaya ve karıştırmaya geldi. İçindeki yaprak atıklarını falan alıyoruz. Güzelce karıştırırken de içindeki diğer bitkilerin kök atıklarını almamız gerekir. İlkbaharın yazlık çiçeklerimizi dikerken kullanmış olduğumuz toprak. Tabii yaz boyu bu bitkilerimizin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için 2 günde bir sulama yaptık. Dolayısıyla bu toprak içerisinde bazı mineraller kaybolmuş durumda. Biraz daha toprağımızı zenginleştirmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl sağlarız? Veyahut çiftlik gübresi kullanabiliriz. Veyahut da şu anki kullanmış olduğumuz toprağın bir kısmını alıp yeni toprak ilave ederiz. Yani besin değeri yüksek, karıştırılmış, hazırlanmış toprak ilave edersek bu şekilde de toprağımızı tekrar zenginleştirmiş olur. Dediğim gibi buradan toprağımızın bir kısmını alacağız. Bunu bu şekilde hazırladık. Üzerine toprak ilave edeceğiz. Yeni toprağımızdan. Ne yapacaktık? Şimdi ikinci saksımızın içindeki bitkileri temizleyeceğiz. Burada da sardunyalarımızı kesiyoruz. Bunlar maşallah çok güzel büyümüşler. Bu saksımızdaki bitkilerimiz daha canlı. Bunun sebebini de size söyleyeyim. Biraz daha kuzey kesimde olan bir saksıydı. Tür bitkileri topraktan çıkarırken direkt böyle çekip asılmayalım. En azından kenarlarını bir kaşıkla dolandıktan sonra bu tür uygulamamızı yapalım. Bunların köklerini de saksıya dikip hani söylediğim gibi kış mevsimi ağır geçen bölgelerde dışarıda durduğu zaman kökleri de zarar görüyor. Tekrar ilkbahara canlanma imkanı biraz zorlanıyor. Dolayısıyla siz bunların da bu şekilde böyle bir bitkiyi kaybetmek istemiyorsanız bunu da diğer uygulama gibi saksılarına bir saksıya dikip gelecek seneye kadar muhafaza edebiliriz. Onları da yine ne yapıyoruz? Böyle toprak üstü kesimlerini keserek şu şekilde. İstersek şu dallarından da çelik yapabiliriz. Çelik yapmaya müsait uygun bir bitki. Bunların tohumları sarkıcı minelerimiz, yani çok yıllık minelerimizin tohumlarından biraz zor tohum tutuyor. Diğer tohumdan yetişen minelerimiz farklı tabii. Onlar bunlar kadar, bu kadar böyle uzun boylu olmuyorlar. Evet.